bir güne 3 değil 4 değil bal reklamı gibi olacak bu ama 5, 6, 7 falan. Sümeyye sence olur mu böyle bir şey? Sümeyye takıldı. Hiç beklemiyordum. Hocam nasıl ya? Tamam, bir daha başlayalım. 3, 2, 3. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Dersleri günlere dağıtırken en çok yapılan hatalar nedir diye sorduk Greek Coach ile Kolay Sınav mobil uygulamasında. Ve orada çok güzel yorumlar geldi, çok güzel sorular geldi. İnşallah birazdan 10 tane seçtiğimiz soruyu sizler için cevaplayacağız, güzel çözümler üreteceğiz. Başak, hazır mısın? Hazırım hocam. Tamam, buyur. Birinci soruda ne var? Şöyle kısaca özetleyebilir misin bana? Birinci soru çok uzun bir soruydu hocam ama genelinde dengeyi nasıl kuralım, sevmediğimiz dersleri ne zamana bırakalım gibi soru var. Süper. Şimdi o zaman ilk hata olarak şunu söyleyebiliriz. Bugüne kadar yaptığım tüm koçluk, bireysel danışmanlık görüşmelerinde benim en çok gördüğüm hata hep şu olmuştur günlerde. En sevilmeyen, en kötü ders hep en arkaya atılır, en sevilen. Oo hocam var ya, bana bundan 1000 tane soru verseniz de olur denilen dersler, konular her zaman en başa alınmıştır. Ya aslında bunu herkes bilir. Soruyu soran kimdi? İsim... Maddenin dördüncü hali. İsim değil mi bu? Evet, çok güzel, süper. İsimlerinize bayılıyorum bu arada. Yani ne diyeyim şimdi? İsmini söyleyin. Tamam, maddenin dördüncü haline buradan selamlar, sevgiler. Burada yapılabilecek bence en güzel şey şu. Buraya hatırlıyor musun? Derece videoları için güzel insanlar gelmişti. O arkadaşların yaptığı, mezun yılında en iyi yaptıkları şey neydi biliyor musun? Geçen sene yapılan o hatayı bu yıl düzeltmek. Yani o sevilmeyen dersi başa almak. Bunu yani biraz daha sevdirme rolüne doğru girmişler. Bunu nasıl yapmışlar? Piyasada mesela diyelim ki normalde matematiğiniz güzel ama türevden nefret ediyorsunuz. Ya da ne bileyim, trigonometriden nefret ediyorsunuz. Trigonometriyle alakalı ben piyasanın en kolay fasikülünü alırım. En kolay dergisini alırım. Arkasından buna böyle yavaş yavaş bir giriş yaparım. Sonrasında zaten yavaş yavaş biraz daha seveceğim ve ona göre planlamamı daha rahat alabilirim. Bu sayede daha rahat bir denge kurulabilir diye düşünüyorum. İkinci soruda mesela demiş, bir konunun 5-6 videosu oluyor. Çok uzun zamanımızı alabiliyor. Bunun konusunu çalışacağız, sorusunu çözeceğiz. Bir de videosunu izlemiş olacağız. Bunu nasıl yapalım demiş. Süper soru. Soruyu soran kim? Burak, tıp meleği, doktor. Hep böyle benzer sorular sormuş. Bayağı var. Artık şey başladı ama bir de böyle tüm Instagram'da falan da artık isimler yerine bana da avukat diyeceksiniz. İşte doktor hanım diyeceksiniz. Tıpçı işte falan diye bayağı bir şeyler var. Tabii iyi yönleri de var ama bazen de işte olmasa tehlikeli tarafları da var. Peki uzun konular. Şimdi biliyorsunuz YouTube'da artık evde çalışan büyük bir kitle var. Hatta bu yavaş yavaş günden güne artıyor. Diyelim bir konudan örnek verelim. Mesela edebiyatta bu ne olsun? Mesela divan edebiyatı olsun. Şimdi uzunca bir konu ve öyle bir videoda falan bitmez bu, değil mi? Kaç tane videosu var ya da ne diyelim mesela fizikte optik konusu olsun. Şimdi öyle birkaç videoda falan bitme ihtimali pek yok. Uzun konular. Öğrenciler genelde şuna çok takılıyor. Hocam ben başladığım şeyi bitirmek istiyorum. Ya bu aslında böyle güzel gibi duruyor. Fakat diğer tarafta şu hataya doğru itiyor bizi. Videoları bir başlıyor. Zaten koca bir gün komple video izlese verimsiz olacak. Hem de sadece fizik videosu. Yanına hiçbir şey de koyamıyor. Ya da sadece edebiyat videosu. Bu biraz daha tehlikeli. Ya videolar yarım kalabilir. Bugüne kadar ben hep planlama yaparken öğrencilerime hep şunu söylerim. Evet, fiziğin bu hafta yarısını hallederim. Hatta bazı videoları, bazı konuları 3 haftaya, 4 haftaya ayırdığım bile olur. Bu hafta %25'ini halledeceğiz. Bir sonraki hafta %50, bir sonraki hafta %70. Hatta bunu beraber bir fasikülden, dergiden falan götürürüz. Bazen bir kaynak kitaptan götürürüz. Ama videolar bu şekilde yarım yarım gidebilir. Bunda hiçbir problem yok. Ha evet, kaynaktan çözerken şu oluyor. Şimdi kaynakta çünkü tüm konunun bitmiş halini çözdürtüyor. Evet, bu sıkıntı. Ama burada kardeşim fasikül ihtimali var, dergi ihtimali var. Hocaların verdiyse yaprak testler falan var. O yüzden bırakın konular yarıda kalsın. Yeter ki haftaya devam edelim. Bence hiç problem yok. Video izlemde hemen arkasına zaten konu iyice oturmuş olacak. Soru bankalarına geçmek işte videonun en son zamanında olacak. Orada oraya kadar birazcık sabretmek zorundasınız. Ama dediğim gibi konuların bölünmesinde bence hiçbir sakınca yok. 3. Üçüncü soru. Buyur. Hangi dersleri aynı günde birlikte çalışmalıyız? Şimdi bu da çok soruluyor. Mesela şöyle bir inanış var. Sizin dönemde var mıydı böyle sözel derslerle birlikte sayısal derslerle işte arka arkayalım falan gibi. İşte bir günde hepsi çalışılmaz. Ne diyorsun bu konuda? Tamamen bireysel yani. Eğer çalışabiliyorsanız süper. Çalışın. Ya o zaman biz sözelcilere ne yapacağız şimdi? Çalışacaklar ya. Ya hayır, ondan da değil. Tabii ki çalışacaklar. Ama şöyle bir şey var. Yani adamın zaten tüm gündemi sözel. Evet. Ya buraya her gün matematik koymak zorunda mı? Bence değil. Yani matematik o kadar sevmiyor olabilir. Bu çok çok normal. O yüzden bence buna hiç takılmayın. Çünkü herkesin bireysel farklılığı çok çok fazla. Hani matematiğin üstüne fizik gitmez. Fiziğin altında kimya olmaz. Biyolojinin yan tarafında falan hiç takılmanıza gerek yok. Hakikaten hangisi daha verimliyse bunu şöyle bir ay falan
falan bir gözlemleyin. Ya hocam şöyle yaptım ve çok keyifli oluyor falan gibi bir gözleminiz oluştuktan sonra bence her şey çok güzel olur. Hani ilk üçüyle şöyle bir bağlantı kurayım. Ha, şunu önerebilirim mesela. Nedir? Şu anda en çok yapamadığınız ders diyelim ki biyoloji olsun. Bu biyolojiyi gidip de haftanın son gününe atmadınız. Haftanı böyle ilk günlerine koydunuz. Böyle güzel bir yerine koydunuz. Hatta daha verimli saatlere koyun ki biyoloji orada size bir sıkıntı çıkarmasın diye bu soruda böyle cevap veriyorum. Yani çok bireysel olduğu için tamamen özgürsünüz burada. Beşinci sorumuzda Ayşe'nin bir sorusu var hocam. Evet. Herhangi bir derste takılı kalıyorum. Konuyu bitirmeden diğer derslere geçemiyorum. Bu yüzden de vakit yetmiyor. Özellikle böyle biraz daha mükemmeliyetçi olan güzel insanlar bunu çok yaşıyor diye düşünüyorum. Hocam yarım kalmamalı. Takılı kaldım. Ben bu devam edemem. Hayır. Öncekilere söyledik. Takılı kalmak yok. Aynen devam edeceğiz. Bırak öyle kalsın. Devamında bu işi bitireceğiz inşallah. Bir diğer soru. Bir güne en fazla kaç ders koymalıyız? Güzel soru. Sence? Çok bireysel diyeceksin değil mi? Başak hep hocam çok bireysel. Hemen şöyle cevaplayayım. Bir güne bence genel ortalama için söylüyorum. Tabii ki istisnaları var. Bireysel dünyası kesinlikle açık bu konuda. Benim tüm gözlemim şu yönde, bir güne en fazla 3 dersten yanayım ortalama genelleme yaparsak bunu. 2 ders de olur mu? Tabii ki olur. 2 ders en az, en fazla 3 ders. Sadece burada bir istisna var. Eğer ki derece öğrencisi kıvamındaysanız şu anda, yani tüm konularda da çalışmalarınız bitmiş. Altyapınız çok sağlam. Artık böyle bölüm denemeleri, genel denemeleri baya baya sıklaşmış durumdaysanız bir güne 3 değil, 4 değil, bal reklamı gibi olacak bu ama 5, 6, 7 falan istediğiniz kadar ders koyabilirsiniz. Hatta bazı öğrencilerimiz vardı. Biz mesela atıyorum Ankara tıp kazanmış bir öğrencime koçluk yaparken bir günde biz mesela 6 tane falan ders alırdık. Her konudan böyle 40'ar soru, 50'şer soru hep tekrardan falan yapardık. Onun haricinde bölüm denemesi, genel deneme falan atardık ama genel anlamda dediğim gibi 3 tane ders bence idealdir. Ama 12'lerde akşama 3 ders sığmıyorsa 2 ders bence idealdir. Hiç problem değil. Tek dersin şu sıkıntısı var. Rehavete biraz bizi itiyor. Şimdi gün başlıyor. Akşama kadar nasıl olsa biz hep de aynı ders çalışacağız. Her güne bir ders gibi mantık oluyor. Bence tehlikeli. Bunu sadece kamp haftaları yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Tamam. İsim hashtag mezun tayfa. Ne demiş? Haftalık konu planlama diye bir şey olsa keşke. Dersleri dağıttım diyelim ama bu sefer de konu dağıtamıyorum. Böyle olunca da ileride miyim geride miyim anlamıyorum. Hı-hı. Bir zaman belirlesek TYT, AYT her şeyin bittiği ve konulara ona göre haftalık olarak bölsek, sonra da full denemelere gömülsek vicdanımız rahat bir şekilde. Bence çok güzel bir soru. Hatta biz grip planlama defterini çıkarırken şöyle dediler. Hocam bize öyle bir şey yap ki tüm yılın planlaması olsun burada. Nasıl yani? Şu aya kadar şunlar bitecek, bu aya kadar bunlar bitecek, bu aya kadar bunlar bitecek. Sümeyye sence olur mu böyle bir şey? Ya takıldı. Hiç beklemiyorduk hocam, nasıl ya? Bu sence mantıklı mı Başak? Hayır. İnanılmaz saçma bir şey be. Aynı dereceye girmiş öğrencileri bak. Biri 3000'e girmiş, biri 2000'e. Biri ilk 1000'e girmiş, biri 500'e. Koyun bunları yan yana. Yemin ediyorum planlamaları birbirinden çok 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 farklıdır. Aylara göre ortak yaptığı şeyler tabii ki vardır. Ama birinin kafayı taktığı konu mesela sosyaldir. Sayısalcı olmasına rağmen sosyale kafayı takmıştır, yapamıyordur. Birinin kafayı taktığı konu fizikte son konulardır. Gıcık kapıyordur. O onunla alakalı çok şey yapar. Diğeri bununla. O yüzden böyle aylara göre plan yapmanın şurada faydalı bir taraf var. Mesela önünüzdeki Kasım ayını planlayabilirsiniz. Hocam ben işte 15 saatine kadar TYT'yi bitirmeliyim diyebilirsiniz. AYT işte şurada başlayıp şuraya kadar konular bitmeli diyebilirsiniz. Çok çok güzeldir. Ama birinin size böyle bir şey sunması, al kardeşim bak burada tüm plan var, hatta varmış biliyor musun bazı sitelerde bu. Fuarlarda geliyor bana. Hocam şunu, senin ismi söylemeyelim hadi. Şöyle koy yönüme. Hocam diyor benim diyor tüm şeyim planım hazır. Nasıl ya? Bunu nereden indirdin falan. Bir hocam mı yaptı? Hani hocası yapsa bile tehlikeli de en azından biraz daha kurtarı yanı var. Yok hocam şu siteden indirdim diyor. Geçmiş olsun diyorum. Yani yapacak bir şey yok. En fazla birkaç hafta için zaten darma duman olacak. Ne olur o büyük planı sadece önünüzdeki ayları birkaç ay planlayarak yapabilirsiniz. Haftaya da dağıtabilirsiniz ama büyük bir plan bence pek mantıklı değil diye düşünüyorum. Diğer sorun Bilge Yonca'nın sorusu hocam. Bir günde bir konu bitirmek doğru mu? Yani tüm kaynaklardan konuyu taramak doğru mu? Güzel. Bu sorunun cevabını sen de şahit oluyorsun planlama evet. Durumlarında değil mi artık? Mesela öğrenci geliyor işte okuldan demişler ki arkadaşlar konu bitti. Hangi konu olsun bu? Köklü sayılar olsun. Hı-hı. Hoca diyor ki tabii herkes kendi dersini çözdürmek istediği için köklü sayılar. Arkadaşlar en az 3 kaynağı çözüp gelin haftaya. Şimdi bu güzel duruyor. Çocuk da tamam çözerim diyor. Peki yan tarafta fizikte aynı şeyi söylüyor. Türkçe'de aynı şeyi söylüyor. TMMF fark etmiyor ki. Yani her dersin hocası 3'er kaynaktan bitirin gelin diyor. Karşımızda nasıl bir ordu birikiyor biliyor musun? Her konudan 3-3 topluyorsun böyle Allah'ım bu ne? O kadar çok teste kaynak falan, o kadar çok soru var ki inanılmaz tehlikeli bir şey. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Hani bizim bu konometreden hatırlayın. Konometrede böyle dersler aşağı doğru inmesi gerekirken hep böyle biz yana doğru gidiyoruz. Hatta böyle 4 kaynak değil. Şu an elinde bazı öğrenci 6-7 kaynak var bir dersen. O kadar çok kaynağı böyle yanlamasına doğru gidiyoruz şu anda. Aşağı doğru bizim inmemiz lazım. O yüzden en fazla ben 2 kaynaktan aynı anda gidilmesi taraftarıyım. Genelde hep birden gidiliyor ama 2 kaynak kesinlikle yine olabilir. Niye? Çünkü birinden tekrar yaparsınız. Birinden böyle aşağı doğru akıp gider. Hani birinden hocayı takip, birinden ben aşağı doğru gidiyorum gibi.
gibi yapılır. Ama o yüzden çok fazla kaynağa aynı anda gitmesini kesinlikle önermiyorum. Konometreyi kullananlar bilirler. 7. soruda Sema Nur'un sorusunu özetleyeceğim hocam ben. Demiştim. Evet, Sema Nur. Aynen. Dersleri günlere dağıtıyoruz ama yetiştiremiyoruz. Kısaca yani bugünkü programı aksattığımız zaman ertesi gün moralimiz bozuluyor. Bu böyle döngü, kısır döngü olarak devam ediyor. Yine bir mükemmeliyetçi sorusu. Hocam bugün gitti ya. Bitti. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Artık bugün ne günlerde? Mesela Perşembe, Cuma, Cumartesi, ölsün. Yani beklesin onlar. Pazar zaten yeni plan günü. 2 gün. Her hafta bizim 2 günümüz gidiyor böyle. Ya kalabilir. İnsanız biz. Ben de mesela iş hayatında planlar yapıyorum. Ya şunu şurada yetişmiyor bazen. Ne yapalım? Çok güzel YouTube planlarım var. Bazen yapamıyorum. Olmuyor bir şekilde. Bu çok 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 normal olduğunu kabullendiğinizde işler daha da çok yoluna giriyor. Yemin ederim size bugüne kadar yaptığım birçok planlama örneğinde her hafta %100 bitirerek gelmemiştir ki öğrenciler. Sen de şahit oluyorsun. Evet. %100 bitmez ki. %80 biter. %80 ve yukarısı çok başarılı zaten. Güzel bir plandır. %70, %60 iyidir. Yani tabii ki %50 tehlikelidir böyle. %50'nin altına düşmemeli. Hani dediğin gibi hep erteleme de olmayacak tabii ki. Ama bazılar ertelenebilir bazen. Canımız hiç istemez. Çok normal. Yeter ki büyük planda ıskalamayalım. Mesela işte 15 saatlere kadar bunlar bitecekti. Niye bitmedi sorusu önemli bir sorudur. Ama bugün bitecekti. Niye bitmedi? Olabilir bazen. Bunda çok büyük problem görmüyorum ben. Ama tabi alışkanlık haline getirmeyin bunu. Hocam Zarife demiş ki tekrarlara zaman ayırmakta güçlük çekiyorum. Ne sıklıkla yapmam gerektiğini ve nasıl yapmam gerektiğini kestiremiyorum. Çok güzel bir soru. Zarife'nin sorusu ama böyle dakikalar alır bu soru. Belki 10 dakikada 15 dakikada anlatmamız lazım. Kısaca şunu söyleyeyim. Özellikle konular tarafında yani bir konuyu çoktan geçtiniz gittiniz ama denemeler çok fazla yanlış geliyor. Bir videoda biraz bahsetmiştim. Eğer siyah bir konuysa bu yani baya baya yanlışına çıkıyorsa o konunun tekrara ihtiyacı yoktur. Tamamen bir daha çalışılmaya ihtiyacı vardır. Ya da denemelerde bazen doğru bazen yanlışsa biraz daha gri bir konudur. Beyaza ulaştırılması gerekiyordur. Onunla alakalı yapılması gereken en güzel şey şu. Ya hafta sonları bence geçmiş konularına böyle birer test sorular çözmektir. Bu birincisidir. Ay sonlarında mesela bir kitaptan böyle her konudan birer test çözmek güzel bir tekrardır. Ya da hani bunları hiç yapamıyorsunuz diyelim. Kamp dönemleri çok kritiktir. Mesela bizim Kasım'da yapacağımız ilk kampta ya her derse bir gün verip şöyle kamp döneminde hızlı tekrar şeklinde hızlı tekrar kitaplarından isterseniz böyle her kaynağın böyle birinci soruları testlerinden çok rahat tekrar yapılabilir diye düşünüyorum ama ne olur tekrarlara gömülüp de özellikle TYT tarafında zaman kaybetmeyin. AYT tarafı çok çok bekliyor bu tekrarlar yüzünden testlerle daha çok tekrarları yapmaya çalışın derim. Furkan Spor demiş ki hocam günde kaç konu kaç ders kaç soru TM için? Bu günde kaç soruyu falan biraz daha konuştuk Furkan ama şunu cevaplayabiliriz. Hani kaç soru olayı herhalde sizin dönemden beri var değil mi bu? Evet. Hiç bitmiyor bu. Hiç zamanda bitmeyecek. Arkadaşlar bunun Türkiye standartlarında hiçbir karşılığı yok cevabı yok. Haftada 3000 soru çözerek derece yapan öğrencilerimiz de oldu. Haftada 1000-1500 soru çözerek derece yapan öğrencilerimiz de oldu. Ortalama 40-50 binleri isteyen arkadaşlardan böyle ortalama 1500 soruyla giren de oldu. İnanın ortalama 700-800 soruyla giren de oldu. O kadar farklısınız ki. Çünkü zihin dünyalarınız çok farklı. Mizaçlarınız çok farklı. Duygusal duyanlarınız her şey çok çok farklı. Sadece ben burada şunu hep tavsiye ediyorum. Bitirilen kaynak sayısı önemli. Soru sayısına takılmayın. Evet hocam ben günde o zaman 20-30 soru halledebilir miyim yani? Hayır. Bazı kaynaklar bitmeli. Çok net bunu söylüyoruz. O kaynaklar bitmiyorsa soru sayımız demek ki azdır. Ama çok fazla aşırı kaynak diyeceğim. Her kaynaktan şimdi geçenlerde bir tane derece öyküsü geldiğini biliyorsun. Yani normal meslek lisesinden hukuk girişinde öyküsünü anlattı bize. 6 tane geometri kaynağı bitirmiş. Şimdi bazıları diyor ki o kadar kaynağa gerek yok. Nasıl yok? Ne yapacağız şimdi? Bu çocuk çözmüş. Bir şey diyebilir. Hayır arkadaşlar abartmış. Hayır ya niye abartmış? Ona göre o kitap sayısı gerekliydi. Ama çok daha başka öğrenciler tanıyorum ki 2 kaynakta geometriyi halletiyor. Hangisi haklı? İkisi de haklı. O yüzden burada karar verin. Kaç soru olan olur artık takılmayın. Bu kısmı geçebilirsiniz. 10 tane soru cevapladık. Oldu mu hepsi? Bitti mi? Evet. Çok güzel oldu ya. Ya Gri Koç ile Kolay Sınav mobil uygulamasındaki tüm güzel insanlara da buradan bir selam söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki de burada güzel soruları sordunuz. Ara ara bunu hatta bunu sık sık yapalım bence. Evet. Çünkü evet. Videonun içeriğini resmen siz belirleyin. Bu sorunları çözelim ya. Biz siz bu sene ya göndermek istiyoruz ya. Hani mobilde yani gidin değil de hani kazanın gidin bir şekilde. İnşallah bu da söylenir. Bu arada Gri Koç ile Kolay Sınav uygulaması indirmeyenler varsa indirebilirler. Aşağıda linkleri de mevcut. Oradan bakıp indirebilirsiniz. Bitti mi o zaman? Bitiriyor muyuz? Evet. Tamam. Bitiyormuş. Kapatayım mı? Olur. Kaç dakikamız? dur kapat. İbede. Tamam. Peki. O zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ne olur sizin de varsa böyle kafanıza takılan sorular lütfen sorun. Biz sizler için buradayız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.